Değerli üyeleri, değerli davetliler, bugün 54. toplantımızı ya da daha da yakından tanıdığınız son 20 sene içinde de özellikle yakınlarına başsağlığı diliyoruz, takip ediyorduk. Ha, siyasete ısınmadık, milliyetçilik tarafını aldık. Onun için daha sonra 95'te doktor, 2000 yılında doçent, 2005 yılında da Sayın Feyzioğlu'nu biz Aydın Düşünce Platformumuza davet etmemizin temel sebeplerinden birisi oldu. Bu dörtgen içinde... Valla öncelikle enkazdan numunelerin alınması lazım ki alındığını düşünüyorum. Demir numunesinin alınması lazım, beton numunesinin alınması lazım. Büyük ihtimalle göreceksiniz ki orada çürük beton kullanılmış ve çürük demir kullanılmış. Bu binaların bildiğim kadarıyla hepsi deprem yönetmeliğinden önceki binalar, yani eski binalar ama güçlendirilmesi gerekli olan binalar. Burada kimin ihmali varsa bunun üstüne gidilmesi gerekir. Uluslararası hukuk diyor ki mavi vatan diye işaretlediğim bölge senindir. Deniz ülkemiz orası bizim. Libya ile biz deniz ülkelerimiz komşu. Biz Libya'nın komşusuyuz. Ülke dediğiniz zaman bir kara ülkesi var, bir hava ülkesi var, bir de deniz ülkesi var. Biz denizden Libya ile komşuyuz. Bu komşuluğumuzun sınırını çizdik. Zaten komşuyduk. Yani Libya ile yaptığımız mutabakat bizi Libya ile komşu yapmadı. Biz Libya ile zaten deniz ülkelerimiz komşuydu. Sadece kara ülkesinden farklı olarak sınır nereden geçiyor diye bir soru gündemdeydi. 10 yıllık bir çabanın sonucunda sınır buradan geçiyor dendi. Dolayısıyla bu bizim hakkımız. Uluslararası hukuk diyor ki burası Libya'nın hakkı, burası Türkiye'nin hakkı. Birleşmiş Milletler'e de tescil ettirdik mi? Bitti gitti. Uluslararası hukuk askeri ve ekonomik güçle desteklenmezse haklılığınızın getirisi olmaz. Yani ben haklıyım diye tepinirsiniz. Ama eğer uluslararası hukukta haklı olsanız bile sizin donanmanız güçlü değilse, sizin ekonominiz güçlü değilse ve siz içeride bu konuda birlik değilseniz hiç kimse sana sen haklıymışsın deyip hakkını teslim etmez. Uluslararası hukuk böyle bir alan. Dolayısıyla Türkiye'nin bir, ekonomisi güçlü olmak zorunda. İki, hukuku güçlü olmak zorunda, ekonomisinin güçlü olması için. Bunun için yargısının mutlaka güvenilir olması lazım ki yerli yabancı yatırım gelsin. Türkiye'nin donanması çok güçlü olmak zorunda, ordusu çok güçlü olmak zorunda. Bütün bunları yaptığımızda Türkiye'ye hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Türkiye bu bölgenin asli aktörüdür. Yani şimdi İngiltere Akdeniz'e kıyısı yok İngiltere'nin, Rusya'nın yok, ABD'nin yok. Kimse onlara dönüp de sen burada ne arıyorsun diye sormuyor. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de bir kıyısı yok değil mi? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı var. Türkiye'ye diyorlar ki sen burada ne arıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz şimdi bunların lafına boyun eğip özür mü dileyeceğiz, pardon mu diyeceğiz? Tabii ki demeyeceğiz. Libya ile doğru bir mutabakat yaptık. Libya ile doğru bir iş yaptık. Berlin'de doğru bir iş yaptık. Ve Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıs'tan ayıramazsınız. Bütün bunları Suriye'nin kuzeyinden ayıramazsınız. Suriye'nin üniter devlet yapısından ayıramazsınız. Oradaki terörle mücadelemizde enerji koridoru meselesidir aslında. Enerji koridoru açacağız diye Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü de tehlikeye atacak bir yapıya biz karşı çıkıyoruz. Kesmeyeceğiz. O kendileri konuşmasını, sunumunu yaptıktan sonra yükselmeye devam edecek. Başka bir şey yapabilirdi eminim maddi varlığı. Neden bu ülkeden, bu milletten aldığımızı bu millete, bu güzel ülkeye denleri tanıştığım, tanışmaktan, tanımaktan kabul edersin. İlk randevuya ıskaladık. Estağfurullah. Bir ay önce yapacağız. Her şeyde. Biraz Malatya sıkıntı var tabii.